Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve yepyeni bir mod tanıtımına hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım mod Forestry. Uzun zamandır beklediğiniz bir mod. Öncelikle Word Generation'a bakalım. Copper ve Tin ekliyor. Tabii ki de Copper ve Tin ekleyen başka modlar olduğu takdirde bunlar devre dışı kalıyor tanıdık olarak. Bunun dışında Appetite'a sahip. Appetite özel bir ore. Şu şekilde düşüyor ve... tabii bir şeyler deniyordum. Neyse, bu şekilde düşüyor ve eğer fortune'unuz varsa daha da fazla artıyor. Bunda yok tabii ki de. Neyse, World Generation'ını geçtiğimize göre makinelerden başlayalım. Evet. Bu bölümde yalnız arıcılığadır, şuyudur, buyudur geçmeyeceğim. Sadece makineleri tanıtacağım. Makinelere geçmeden önce enerji sistemlerine de geçebiliriz. Öncelikli olarak Clockwork Engine. Tamamen sağ tıklamayla çalışıyor ve yani kurmalı bir motor. Ve eğer kurup bırakırsanız enerji üretmeye başlayacaktır. Gördüğünüz gibi enerji üretiyor. Hatta şunu da multimeter'a getirelim. Tabii şu an şu an 2-3 civarı bir Minecraft Joule üretiyor. Eğer bunu fazla kurarsanız izleyelim bakalım. Bize zarar vermeye başlayacak. Ve eğer bu yüzden ölürsek gördüğünüz gibi böyle bir sonuçla karşılaşacağız. Direkt şu hale getir. Tamam. Şu waypointimizi de silemiyoruz daha doğrusu. Neyse. Dead pointimiz dursun orada. Evet, sıradaki motorumuz Electrical Engine. Elektrik gücü kullanarak arkadaki Adjustable Energy Storage Unit'ten alıyor enerjisini. Dur, craftingleri göstermedim bu arada. Clockwork Engine bu şekilde yapılıyor. Copper Gear, son gear çevresinde bu, falan filan. Elektrik Engine'imiz ise standart haliyle 2 Minecraft Joule üretiyor. Fakat bunu upgrade etmemiz mümkün. Upgrade'lere daha sonra geleceğim. Bu da şu şekilde craft ediliyor. 2 tane Tin Gear, Piston, Tin, Glass. Sıradaki Pit Fire Engine. Bunun için peat ya da bu özel peat lazım. Peat'in üretimi tabii peat'in üretimi yani yetiştiriyorsunuz peat'i. Yani yetiştirilebilir bir kol gibi düşünebilirsiniz. Zaten burada ne ürettikleri de ürettiği de gösteriliyor. Bir Minecraft Joule üretiyor bu motor. Bu ise aynı engine. Pit'in biraz daha gelişmiş hali. Şu şekilde craft ediliyor. Propolis ve ash arılardan elde edilebiliyor. Arılara daha sonra gireceğiz. Ve biogas engine. Biogas engine için öncelikle ben bulabilirsem biomass lazım. Biofuel olmuyor buna. Biogas koyacaksınız. Ayrıyetten bir de lav lazım. Lavı sadece başlatmak için aslında kullanacağı için sadece çalıştırırken kullanabilirsiniz. Burada ısınacak. Ve ısındıktan sonra 5 Minecraft Joule üretmeye başlayacak. Tabii. Bunda kullanabileceğiniz tek yakıt bu değil. Mesela tabii sütü buna bu şekilde koyamıyoruz. Bir saniye, süt yoksa kaldıralım mı? Emin değilim. Çünkü süt de kullanabiliyorduk bunda. Neyse, birkaç farklı yakıt daha kullanabiliyorsunuz. Hemen bakayım. Evet, kullanabildikleriniz su, sıvı bal,
süt, sanırım bunları Lucky Ducks falan da aktaracaksınız. Bunun yanı sıra Seed Oil. Ancak şey, su, süt ve bal. Al sadece bir Minecraft üretiyor. Su inanılmaz az dayanıyor. Seed Oil 3 Minecraft türü üretiyor. Biomass ise 5 Minecraft türü üretiyor. Bu da biyojeneratör. Etanol ile çalışıyor. Etanol neyi diye soracak olursanız. Tamamen rafine edilmiş. Stilde rafine edilmiş. Biomass'in etanol dönüşümü. Bunları nasıl üretildiğini birazdan açıklayacağım. Evet. Gelelim makinelere. Enerji üret. Bu arada dur. Biyojeneratörün ne ürettiğini söylemeyi unuttum. Şuradan gördüğünüz üzere EU üretiyor ve 32 EU çıkışına sahip. Ayrıca buradan makinelerin paylaşımını ayarlayabiliyorsunuz. Yani sadece siz de kullanabilirsiniz, herkes de kullanabilir falan filan şeklinde. Evet, makinelerimize bize geçelim. Öncelikle Thermionic Fabricator. Thermionic Fabricator pek çok şeyin yapımı için gerekli. Hatta evet. Mesela dur, Carpenter yapımı için değildi. Mesela bir farm yapımı için tin elektron tüp lazım. Bunun için Thermionic Fabricator lazım. Thermionic Fabricator'ın recipe'lerine bakalım. Bu tarz otomatik üretimler yapabiliyorsunuz. Sıvı yakıtlarla falan. Yani bir şeyleri sıvı hale dönüştürüp onu kullanıyor. Çoğunlukla recipe'leri glass kullanıyor bu arada. Elektron tüpleri bundan üretiyoruz. Bunun dışında stained glass elde ediyoruz ve onu hemen göstereceğim. Evet. Thermic Fabricator bu işe yarıyor. Yalnız bu makinenin sürekli enerji kullandığı gibi bir gerçeği unutmayın. Yani aklınızda bulunsun enerji kullandığı ve stained glass'a bakalım. Tabii ki de Forestry versiyonuna bakacağız. Sensin sanırsam. Evet bu. Propolis, sıvı cam ve herhangi bir dye ile yapılıyor. Evet ve bu şekilde camlar işte. Tamamen renklendirilmiş camlar. Ancak şu an Optifine kuruldu ve Connecting Textures'lar açık. Fakat bunu kabul etmiyor. Hani böyle ufak bir detay var. Eğer benim gibi Connected Textures söyleyebilsem, delisiyseniz, ya o olayı çok seviyorsanız, bakınız. Biraz sıkıntılar. Ancak dekoratif amaçlı güzellerdir. Bunun dışında Bodler. Şimdi kendimize bir portable tank verelim. Ve için neyle dolduralım? En basitinden su. Ve suyu direkt bunun içine aktaracak. Ve kendimize empty cell verelim. Direkt herhangi bir sel ya da keni dolduruyor. Void kapsülü bile dolduruyor. Evet. Tabii bunun için biraz enerji kullanıyor. Gördüğünüz gibi. Ancak kolay bir yol. Carpenter. Forestry'nin en önemli makinelerinden bir tanesi. Mesela örnek bir recipe'sine bakalım. Mesela impregnated stick. Carpenter ile yapılıyor. Carpenter bir çeşit sıvı kullanan crafting table. Direkt bunun recipe'lerine bakalım. Sıvı olarak su kullanabiliyor, bal kullanabiliyor. Seed oil kullanabiliyor. Seed oil'in ne olduğunu göstereceğim birazdan. Hatta nasıl elde edildiğini de göstereceğim.
Tabi sıvı kullanmayan recipeleri de mevcut. Böyle. Devam edelim. Bakalım başka ilginç bir şeyle karşılaşır mıyız? Şu crate'lere geleceğim şimdi. Evet. Başka değişik sıvılar kullanan şu zarflara da geleceğim. Zarf demişim pardon, pull'lara da geleceğim. Evet. Carpenter bu işe yarıyor. Kullanımına gelecek olursak mesela kendimize wood verelim. Gördüğünüz gibi sağ tıkla koyduğumuz takdirde sadece hayali imajlarını yerleştiriyor buraya. Eğer kendimize seed oil verirsek, gördüğünüz gibi bunları yapmaya başlayacaktır. Enerji ve sıvı kullanan bir çeşit crafting table kendisi ve aşağıdaki şeylerden kullanıyor tamamen. Forestry'de pek çok crafting için lazım bir şey. Sırada centrifuge. Centrifuge ne işimize yarayacak? Mesela özellikle kompları işlemek konusunda çok işimize yarayacak. Şu kompların kullanımına bakıyoruz. Direkt centrifuge'de işleniyorlar. Centrifuge'ün resimlerine bakalım. Propolis'i sticky resin'a çevirebiliyor. Honeycomb falan kompları işliyor. Bunun dışında yine propolis'leri işliyor. Değişik propolis'leri. Ya, tamamen arıcılıkta işimize yarayacak bir makine. Bunun dışında kullanımları bunlar. Ya, arılardan elde ettiğimiz çoğu şeyi işlemek için bu lazım. Sırada fermenter. Hazır elimizde varken etanolün recipe'sine bakalım. Biomass. Fermenter'in içine direkt fermenter recipe'lerinden bakalım. Sapling ve su ya da meyve suyu. Bu arada meyve suyu sudan daha verimlidir gördüğünüz üzere. Daha fazla üretiyor. Bal da aynı şekilde daha verimlidir. Biomass elde ediyorsunuz. Bunun dışında plant ball. Honeydew ile sıvı bal yani kullanırsanız mead yani bir çeşit içki elde ederseniz bunun kullanımlarına birazdan değineceğim. Bunun dışında çoğunlukla biomass elde edildiğinde kullanılıyor. Böyle bir şey de eklenmiş tamam. Tabii sapling'le birlikte bir adet fertilizer lazım. Bu normal fertilizer olabilir. Aptite'den elde ediliyor. Mulç olabilir, kompost olabilir. Yapımlarına en aydan bakarsınız. Mulçun yapımı bu arada squeezer'da yapılıyor. Göstereceğim. Ayrıca değişik sapling'lerin değişik biomass üretim oranları vardır. Sırada moistener. Moistener'ı daha sonra anlatırım. İlk önce squeezer'a değineceğim. Squeezer. Şimdi içerisine seed'in recipe'lerinden bakalım nasıl kullanıldığına. Ne işlere yaradığına. Evet. Squeezer'da bu kenleri ayırıyor direkt. Hani en basit işlemlerinden bir tanesi olarak. Ya, liquid transposer'ın işini görüyor. Bunun dışında bal elde ediyor. Bunun dışında honey'den bal elde ederseniz ekstra olarak propolis elde ediyorsunuz. Bunun dışında larva elde ediminde kullanılıyor bunlarla. Bunlar da arılardan elde ediliyor. Seed oil elde ediyor. Değişik şeylerden değişik oranda elde ediliyor ve bunun karşılığında biraz da mulch elimize geçiyor. Bunun dışında fruit juice elde ediyoruz. Gene mulç elimize geçiyor. Fruit juice'un eski adı bu arada apple juice çünkü diğer meyveler henüz eklenmemişti. Gene seed oil. Ve love. Bunun dışında crushed ice elde ediliyor ve bu Buildcraft'ın combustion engine'lerini soğutmak için kullanılan bir şey.
Gene mideli dediğimde falan kullanıyor. Ve gene bal üretiminde. Bunun dışında watery propolis'ten water, oily propolis'ten oil, petroleum propolis'ten fuel, Utah propolis'ten creosote oil, cottonseed'den gene seed. Evet. Bu tarz bir arkadaşımız. Steel. Bu arkadaşa etanolden bakalım. Evet, gördüğünüz gibi steel biyomasi etanole çeviriyor. Bunun dışında başka herhangi bir kullanımı yok. Ve sırada Moissaner. Evet, Moissaner'ı açıklayacaktım fakat tam algılayamadım Moissaner'ı. Daha önce de hiç kullanmamıştım. Şu CD'nin resimlerinden bakalım. Evet. Şu şekilde Psyllium, Mossy Stone ve Mossy Stone Brick ellerinde kullanılıyor. Daha sanırım anladım. Ama ufak bir not, bunun çalışması için karanlık bir alana lazım ihtiyaç var. Hatta hemen yapayım. Evet, gördüğünüz gibi bunlardan Moldavi'ler elde ediyor. Herhangi bir kullanımı yok. Buraya geçtiğimizde, evet, bunları buna çeviriyor. Tabi bu esnada bir progress bar ilerliyor. Evet, bekliyoruz. Evet. Moldavi'lerimiz de bitmek üzere. Weed'lere geçti. Ve sanırım ilk progresimiz tamam. Bu arada bu enerji ihtiyacı duymuyor. Tabii forestry machine. Evet. Bir adet bundan elde ettik ve tada! Tabii artık çalışmaz çünkü fazla ışık var. Şunları yerleştirelim. O çalışsın orada. Squeezer'ı da anlattık. Steel'i de anlattık. Sırada Rain Tank. Rain Tank ne işe yarıyor diye soracak olursanız, basitçe yağmurdan gelen suyu topluyor. Gördüğünüz gibi. Tabii şimdi tanıtacağım şeyin diğer item'ın adını hatırlamaya çalışıyorum. Hadi bakalım bulalım. Tamam, biri bu, diğeri neydi? Sanırım buydu. Deneyelim. Hayır. Aa, dur, bu bir yemek sanırsın. Evet, fail'larla dolu bir tanıtımımız oluyor şu an. Ama merak etmeyin, halledeceğiz. Etanol. Sen miydin? Evet. Buydu. Bu arkadaşımız yağmur yaratıyor. Adı Rainmaker zaten. Demin koyduğumuz şeyi koyarsak eğer şu şekilde craft ediyor Carpenter'ın içinde. Polen, bal, gunpowder ve ken. Bunlar arılardan elde ediliyor bu arada. Ve su. Karşılığında bize ne veriyor? Yağmur.
Dissipation Charge ise... Biraz bekleyin. Yağmur durdurması lazım. Evet, yağmuru durduruyor bu şekilde. Work Table, Red Power'ın Project Table'ına benzer. Ha dur. Fakat bir fark olarak... tam olarak o şekilde çalışmaz ve yaptığı son 8 crafting'i hatırlar. Evet. Bunun dışında sen... Başka ne yapabiliriz? Ah. Yok olmadı. Bakalım başka ne kullanabiliriz? Aa. Bunu yapabiliriz. Hızlıca. Bunun dışında bunu yapabiliriz. Başka ne yapalım? Ha. Azıcık buğdalara geçelim. Crafting table. Chest. Ve gördüğünüz gibi şimdi bir önceki resimlerden bir tanesini sildi. Kısaca son 8 resmi hatırlıyor. Sırada mailbox. Bunlar multiplayer itemlar. Ve bunun için şuraya geliyoruz. Öncelikle inventory'imi sıfırlayayım. Elimizde neler var? Leather. Tabii bunun iki farklı crafting'i var. Bir kağıt ve propolis. Ya da wood pulp. Wood pulp da Carpenter'da wood'un işlenmesiyle oluşuyor. Evet, bunlardan bir tane alalım. Kendimize bir tane zarf verelim. Ve bunu açalım. Zarfımızı şuraya koyalım. Axel de göndermez. Ve kendime yollayayım. Diye. Evet. Gördüğünüz gibi şu an bu hazır. Hala düzenleyebiliyoruz falan filan. Ve bunu buraya tıkladım. Bununla birlikte mailbox'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi üstte bir şeyler belirdi. Bu bize mail oldu, mailimizin olduğunu belirtiyor ve bir adet e-postamız var. Postamız var. Tabii eğer dünya üzerinde stamp collector varsa stampler bize geri dönmez. Bunun dışında bu yatık zarfları sonradan tekrar kullanabiliriz. Dur, o kaldırıldı galiba. Evet. Şimdi neden birden fazla tip zarf var diye soracak olursanız. Mesela şuradan göstereyim. Bana stone ver bolca. Tamam. Sen git, sen gel. Evet. Kendime 64 tane kablosunu hediye ediyorum. Eğer şunu koyarsam hala zarf pull istiyor dediler. Fakat bunu koyarsam gördüğünüz gibi iş görüyor. Fakat ikinci bir slotu doldurursam bu da iş görmüyor. O zaman 10'luk bir zarf alıyoruz ve bu 19 slota kadar işimizi görüyor. Ama 10. slotta gördüğünüz gibi işe yaramıyor. Fakat fazladan zarflar da ekleyerek bu oranı artırabiliyorsunuz. Hemen yollayayım kendime. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir şeye dönüştü. Yolladım. Aldım. Tada! Tabii zarflar yok oluyor, ayrı mevzu. Ama buraya gidiyorlar. Stamp Collector sadece Creative Inventory'den alınabilen bir şey.
ve tamamen zarfları topluyor. Yani server adminleri için kısacası. Ve sırada Trade Station. Mesela bu station'a ne ad verelim? Stone olsun adı. Ne yapsın? Bir tane cobblestone karşılığında. Evet. Evet, sanırım buydu. Ve pull lazım bize. Evet. Şimdi kataloğumuza bakalım. Şu şekilde craft ediliyor. Evet. Tüm trade'lere bakalım. Ha, tabii ki de offline çünkü herhangi bir şey yok. Ve kağıttan da yoksunuz. Kağıtta saldığımız andan itibaren bu trade açık. Lose dersek eğer ki bunun için elimizde bunlardan olması lazım. Use dersek diyemiyoruz sanırsam. Evet. Şunu kaldıralım. Paper. Eğer bunu alıp use dersek gördüğünüz gibi bunu özellikle inventörümüzdeki paper'a daha doğrusu ladder'a direkt bunu özelleştirir. Stamp'imizi koyalım. Hazır ve bunu yollayalım. Aa, doğru. Ve yollayalım. Gördüğünüz gibi 2 adet mailimiz var çünkü bir adede sığmadı sanırsam. Ha. Tamam, evet. Bir tanesi direkt kendi order'ımız. Diğeri ise aslında teknik olarak bu station sahibine gelecek bir şey. Tamamen bir bildiri. Satış bildirimi. Lanet! Böyle ufak bir detayı unuttum. Raketek makineleri ve asla yağmuru aynı anda bulundurmayı. Neyse ki patlamadı. Sana bir şey olmadı değil mi? Hayır. Evet. Bu da trade mantığı. Bunlar da pullarımız, değişik pullarımız. Evet, en basiti şu şekilde craft ediliyor. Bunun dışında diğerleri de şu şekillerde falan craft ediliyor. Sen nasıl craft ediliyorsun? Senin bir craftingin yok galiba. Benim bir craftingi yok galiba. Evet. Evet, sırada çantalarımız. Appearance backpack. Tamam, arıları depolamak için. Miner's backpack. Bu güzel bir şeydir. Gördüğünüz gibi madenleri kazıyoruz ve gördüğünüz gibi madenler otomatik olarak buna geliyor. Digger's Backpack, Cobblestone 4 falan filanı içine alıyor. Forester Backpack, adından da anlaşılacağı üzere ağaç ürünlerini alıyor. Hunter's Backpack, mob dropları alıyor. Bu kelebeklerle ilgili. Bunlarsa backpacklerin gelişmiş halleri. Adventurer's Backpack ise tamamen custom. Tamamen bunu konfliklerden birini alacak şekilde ayarlıyorsunuz. Builder's Backpack ise building materyalleri. Mesela nedir? Brick'tir falan gibi. Evet ve şimdi Digger's Backpack'ten size önemli bir özellik göstereceğim. Evet. Bunu düşürelim. Gördüğünüz gibi bunun içine aldı.
Shift'e basılı tutarak tıklarsak eğer, kilitler. Ve bu normal inventory'imize gelir. Buna basarsak... Evet, pek bir şey olmaz. Buna basarsak eğer... Inventory'imizdeki kabustonu... geri koyar. Ki eğer Dire Wolf'un videolarını izliyorsanız bunu çok sık kullandığını bilirsiniz. Tamamen kabustonu burada kullanır. Burada 64 tane o olacak şekilde tutar hep. Yani inventory'de her daim sadece 64 tane kabuston bulunur. Ondan sonraki hal normal haline geri getirilir. Woven halleri ise şu şekilde yapılıyor. Bu arada normalleri şu şekilde yapılıyor. Şunlar arılardan elde edilen bir şey. Carpenter'la bunları geliştiriyor. Gördüğünüz gibi bunların daha geniş bir alanı var. Falan filan. Evet, sırada diğer itemlarımıza geçelim. Öncelikle kitler. Şu şekilde craft ediliyor. Bunlar da bu şekilde craft ediliyor Carpenter içinde. Buna sağ tıklarsak eğer bir adet shovel'ımız var. Stacklenebiliyorlar, yani depolanabiliyorlar. Evet, gördüğünüz gibi bu tarz acil durumlar için güzel bir kit. Bunun dışında kendi wrench'i var. Kullanmadım ama. Ha, tabii bu kaldıramıyor. Normal bir buildcraft wrench'i. Candle. Yani mum. Şu şekilde craft ediliyor. Ve gördüğünüz gibi hoş bir ışık ve sağ tıklayarak bunları söndürebiliyorsunuz. Tekrar yakmak için Flint'le de yapılıyordu sanırsam. Evet, Flint'le de yapılıyor. Ya da Flint and Steel'le yakıyorsunuz. İkisi de oluyor. Ve ben oyunun müziklerini açık mı unuttum? Evet, açık unutmuşum. Crafting'ine gelecek olursa... göstermiştim zaten. Sırada... pipet. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız... Mesela şurada için... Bunun içinde sıvı kaldı diyelim. Pipetle şuraya tıklayarak... o sıvıyı alabiliyorsunuz. Tabii... bunun içinde bulunuyor. Yani az kalan sıvıları alabiliyorsunuz ve bunları tanklara aktarabiliyorsunuz mesela. Devam edelim. Soldering Iron. Tabii bunun için bunlara ihtiyacımız var ve... bunlara ihtiyacımız var. Evet. Bunlarla elektronik engine'leri... Tabii öncelikle bunları koymayın. Öncelikle bunları koyun. Electric Boost 1. Electric Efficiency 1. Bu bir işe yaramıyor bunda. Diamond da bir işe yaramıyor. Obsidian da bir işe yaramıyor. Bunlar hakkında detaylı bilgiyi o kadar bilmiyorum. Bunun için wiki'yi kurcalamanızı tavsiye ederim size. Evet. Bronze, Iron, bir de tin olacaktı. Ha, tin. Ve tin burada işe yarıyor. Basic. Yani sadece bir tane alabilir. Dur. Önce seni değil de. Evet, gördüğünüz gibi tabii bunlardan en fazla bir tane koyabiliyorsun. Bir tane circuit koydum ve sadece bir tanesini kabul edebildi. Tekrar bunu koyalım. Bu sefer refine'ı koyalım. Gördüğünüz gibi 3 tanesini birden kabul etti. Bunu koyalım. 2 tanesini birden kabul etti. Bunu koyarsak eğer... bak bunu kabul etmiyor. Neyse, anladınız olayı. Dur. Sanırsam şu 4 tanesini kabul ediyordu. Evet, bu 4 tanesini kabul ediyor. Etkileri de şöyle gözükebiliyor, gördüğünüz gibi. Bunun dışında
Managed Farms ve Manual Farms da var. O zaman şimdi hazır gelmişken farmlara değinelim. Aa dur. Ufak bir ekleme daha. Seni şöyle koyalım. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 10 Minecraft cüre üretiyor şu an. Tabii bunu çıkartmak için normal şekilde çıkartamıyoruz. Bu lazım. Bunu da çıkartabiliyoruz anca. Evet. Şimdi farmlara gelelim. Buradaki farmlar multiblok yapıtları. Gördüğünüz gibi değişik bloklardan yapılabiliyorlar. Crafting'lerine gelecek olursak bu kadar böyle. En küçük boyu 3x3x4. Yani şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şu an önce boyutlarıyla geleceğim. 36 blok lazım bunun için. 4 blokluk bir alanı kontrol edebiliyor. Yani buradan 4 blok, şuradan 4 blok, buradan 4 blok, oradan 4 blok ve üstü. Alan 11'e 11 oluyor. Ya, alanın toplam kaplayabileceği, daha doğrusu alandaki toplam farm blok sayısı 72 oluyor. Yani tarıma uygun alan sayısı. Medium 3x4x4 48 blok. 5 blok mesafede 13x14. Önce bir şurası biraz daha uzun. Ve 110 blok. Bu medium large 4x4x4 64 blok. 5 blok mesafe 14x14 ve 120. Şunların ne olduğunu birazdan göstereceğim. Barca gelecek olursak 3x5x4 şöyle 60 blok 6 mesafe 15x17 156 blok ve en büyük boy 5x5x4 100 blok içeriyor. Bunun dışında 17x17'lik alan 6 blok mesela uzaklıkta. Alan blokları ise 180. Yani şimdilik hemen en ufak boylusundan şuraya bir tane kuralım. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet. Evet, gördüğünüz gibi şekillendi. İçine bakıyoruz. Standart haliyle sadece arboretum yani ağaç kesiyor. Slotlarına gelecek olursak şuraya tarım alanını değişiyor bu. Ve tarım yapılacak şeyi koyuyorsunuz. Şuraya su giriyor. Buraya ise fermenter. Fermenter. Tabi bunu otomatikleştirmenin de yolu var. Öncelikle gearbox koymamız lazım. Gearbox şuradan önce blokları bir tanıtalım. Gearbox şu şekilde yapılıyor. Farmımıza enerji vermek için. Bunun dışında farm hatch, farma item koymak için. While block tamamen su koymak için ve farm control. Bu da farmımızı redstone sinyaliyle kontrol edebilmek için. Evet, bunları koyalım. Hatch ve while. Evet. Redstone kontrolünü yapmak istemiyorum. Yok, önemli değil çünkü. Ve Stone Brick. Şimdi bunun mesafesi 4 hatırlarsanız. Buraya bunun farm alanını şuraya, 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 şuraya ya da şuraya koyabiliyoruz. Ben buraya koyacağım. 2, 3, 4. Şu yönden de 4 tane koyalım.
Azıcık dur yanlış şey. Evet, farm bloğunu, farm alanını şu şekilde bu şekilde dizmiş oluyoruz. Ve şöyle bir manzara ile karşılaşacağız. Şimdi eğer buraya 4 Ferment Fertilizer, bu arada sadece Fertilizer kullanıyor. Azıcık daha 4 alalım. Ve ne sapling'i koyalım. Normal oaklarımızı koyalım. Evet. Bunun yanı sıra bize su lazım. 200 sekunder litremizde suyumuzu sağlayalım hemen. Ve 2 blok water. İki tane de liquid duct. Evet, suyumuzu sağladık. Ve sıra enerji. Enerji frame'imizle enerjiyle sağlayalım. Ve gördüğünüz gibi dörtleri tabii ki de neydi adı? Humusa çevirecek. Ve buraya ekecek. Bunları ekmesi bittikten sonra bekleyelim azıcık. Evet, bunları ekmesi bitti ve birazdan saplingleri de ekmesi. Dur. Saplingleri ekmeden önce ufak bir detay. Bunları bu şekilde koyamıyorsunuz. Bunları önce forestry'nin saplinglerine çevirmelisiniz ve bunu tree analyzer ile yapıyorsunuz. Ve neden ekmeye başlamadı seni? Tamam, şimdi başladı. Evet, gördüğünüz gibi ekmeye başladı. Ve bunlar büyüdükçe bunları toplamaya başlayacak. Evet, bu şekilde kullanılıyor. Şu slot ise tamamen bunun kullanıldığı bir alan. Managed Farms. Tin koyarsak peat bog. Iron koyarsak vegetable. Gold bir işe yaramıyor. Diamond bir işe yaramıyor. Obsidian bir işe yaramıyor. Blaze Infernal Farm ve bu... neydi? Nether Ward oluyor. Bu bir işe yaramıyor. Emerald bir işe yaramıyor. Aptite. Mushroom Farm. Lapis bir işe yaramıyor. Bronze Crop Farm. Crop Farm ne diye soracak olursanız... Hani wheat falan. Yani wheat. Bu arada copper'da arboretum. Buğday. Manual farmlara bakalım. Dur, demin manual farmlara mı bakıyorduk? Yok. Beetbok gene. Lapis, kakao. Bu gene mushroom. Bu da crop. Vegetable. Bir saniye. Tabi bunları sadece manuel hali. Reed farm. Reed farm'da bu arada rubber da ekebiliyorsunuz bundan. Bunda. Bu şekilde yapılıyor falan filan. Evet, manuel farmlarımız da bu şekilde. Yönlerine gelecek olursak north, south, east, west yani ve bir tanesini toplamaya başladı bile. Gördüğünüz gibi bulutlarımız falan da buraya geliyor.
Otomatik olarak itemları bunun içine almak istiyorsanız çok kolay bir yolunuz var. Ya Appetite Energy Seeds kullanabilirsiniz ya da Golden Transport Pipe'ımızı alalım ve Chest'imizi alalım. Otomatik olarak aşağıya bırakıyorlar. Kendisi otomatik olarak aşağıya bırakabiliyor. Bunun içine buradan item'da sokabilirsiniz. Fertilizer'lar ilk olarak direkt bu slot'a gidecektir. Dörtler ve sapling'ler buraya gidecektir ya da ektiğiniz neyse. Farmlar hakkında daha detaylı bilgiyi wiki'den elde edebilirsiniz. Ben de bunları daha fazla kurcaladıktan sonra size detaylı bir spotlight hazırlayabilirim.